This is a preview file. Arkadaşlar merhaba. Karbüratörlü bir araç nasıl az yakar? Karbüratörlü sistem montajında az yakması açısından nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi bunu çok enteresan bir araç üzerinde açıklayacağız. Aracımız Chevrolet Impala. Arkadaşlar bugünkü misafirimiz Chevrolet Impala, klasik bir araba, 1962 model V6 motora sahip karbüratörlü bir araç. Tabii biz camlar mühendislik olarak 25 yıl önce bu araçlarla işe başladık arkadaşlar. Montajlarımız genelde bu araçlar üzerine yoğunlaşmıştı. Tabii artık şu anda çok nadiren geliyor servisimize. Bu araç toplamaya girmiş ve kaportasından motoruna kadar büyük bir revizyondan geçmiş bir araç. Şimdi bu araca montaj yapıyoruz. Montajla ilgili, karbüratörlü montajla ilgili detayları vereceğim. Bir karbüratörlü araç nasıl az yakar? Montaj esnasında nelere dikkat etmemiz lazım? Bunları detaylandıracağım, anlatacağım şimdi size. Buyurun konumuza geçelim. Arkadaşlar karbüratörlü bir montajda en hayati konu kullanılan mikser. Yani karbüratöre bizim gazı bir yerden vermemiz gerekiyor. Gazın intikal etmesi için kullandığımız parçayı biz mikser diyoruz. Her aracın farklı bir mikseri var. Her karbüratörün özel bir mikseri var. Ya da üniversal olarak bir şurada görmüş olduğunuz nozulu kullanıyoruz. Biz buna kazık mikser diyoruz. Tornacıda buraları hemen mikserle, bakın şuradaki gördüğünüz nozullu mikserle hemen yan cıdarlarından delerek gazı intikal ettiriyoruz. Bu çok verimli bir yöntem arkadaşlar. Bu kullanmış olduğumuz mikseri biz eğer karbüratörün haznesi, yan cıdarları müsaitse pek çok araçta kullanabiliyoruz. Ama burada özellikle söylemek istediğim şey nedir? Aracın karbüratörüne uygun mikser kullanmak çok önemli ve çok hayati. Arkadaşlar ikinci önemli konumuz aracın beygir gücüne, motoruna uygun bir ürün tercih etmek. Özellikle burada regülatörü kastediyoruz. Regülatörün kavası, gücü araca uygun olması lazım. Mesela bu aracımızın beygir gücü ve motor hacmi yüksek olduğu için biz burada Atiker'in majör regülatörünü kullandık. Bu regülatör kava olarak, güç olarak diğerlerinden farklı ve daha yüksek motor hacimlerine kadar kurtarabiliyor, tavsiye edebiliyoruz. Dolayısıyla aracın motor yapısına uygun ürün seçmek burada çok önemli bir konu. Yine bir diğer önemli konumuz regülatörün koyulduğu yer ve konumu çok önemli arkadaşlar. Regülatörün çok net bir şekilde ısınıyor olması gerekiyor. Çok çabuk bir şekilde ısınıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla suyu aldığımız yerler çok önemli. Biz biliyorsunuz bu regülatörü aracın soğutma sisteminin suyundan faydalanıyoruz. Soğutma sıvısıyla bu regülatörü biz ısıtıyoruz. Isınması çok önemli. Yeterli derece ısınmayan bir sistem, yeterli derece ısınmayan bir regülatör aracın fazla yakmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla regülatöre alınan suyun yeri araçtan araca değişebilir ama çok önemlidir, çok hayatidir. Yakıtı direkt etkiler. Arkadaşlar karbüratörlü araçlarda bir diğer önemli konu da aracın fazla hava alması. Tabii eski genelde bu araçlar karbüratörlü araçlarda fazla hava alma olayı oluyor, gözlemlenebiliyor. Aracın havayı alması gereken bir yer var. Bunun dışında sağından solundan karbüratörden emme manifolduğundan araç fazla hava alabiliyor. Dolayısıyla bu bizim ayarımızı direkt etkileyebiliyor. Buradaki bizim en büyük sorunumuz bu hava alma olayını stabilize etmek. Yani sabit bir şekilde hava almasını sağlamak.
Normalde olması gereken bu aracın tamir görmesi, fazla hava alan yerlerin onarılması, giderilmesi. Ama eski araç olduğu için, fazla masraf edilmek istemediği için genelde otogaz servislerinde hava kanalları, hava alınan yer tıkanır. Tıkanarak ayar yapılmaya çalışılır. Bu yöntem bir anlamda çözüm aslında olabilir. Ama burada onu sabit kılmak ve stabil olmasını, hava girişini stabil yapmak burada önemli. Çünkü herhangi bir yerini kapadığımızda aracın ilerleyen zamanda aracın ayarları, LPG ayarları kaçabiliyor. Araç fazla hava alabiliyor. Dolayısıyla burada hava yakıt oranını güzel ayarlamak lazım. Biliyorsunuz her motorun ideal bir hava yakıt karışım oranı vardır. 14.7 dediğimiz 14.7 gram hava ile 1 gram yakıtın karışması en ideal yanmayı oluşturacaktır. Yakıtı ve performansı direkt etkileyen bir konu. Dolayısıyla bizim özellikle motor kısmının hava alma açısından sıhhatli olması gerekiyor. Yine bir diğer önemli konumuz da aracın ateşleme sistemi. Genelde biz montajı almadan önce aracın ateşleme sistemini kontrolden geçiriyoruz. Özellikle buji ve buji kablosu bizim için çok hayati. Özellikle bu iki parçanın arkadaşlar sıhhatli ve sağlam olmasını istiyoruz. Kontrolden geçirdikten sonra da aracı montaja alıyoruz. Arkadaşlar karbüratörlü ve LPG'li bir araçta az yakmanın kullanıcı açısından da bir püf noktası var. Bu da aracı sabahleyin benzinle bir miktar ısıtmak. Biliyorsunuz karbüratörlü araçlarda otomatik olarak benzinle çalışma fonksiyonu yok. Araç sahibi kendisi aracı benzine almalı ve ısıtmalı. Çok önemli ve çok hayati bir konu. Benim tavsiyem sabahleyin aracı bir dakikada olsa rolantide benzinle çalışmanız ve ısıtmanız, daha sonra LPG'ye geçmeniz. Çünkü ısıtmadan LPG ile direkt çalıştırıldığında hem LPG sistemi çabuk arızalanabiliyor hem de soğuk gaz, buhar fazına geçmeyen gaz aracın müthiş derecede fazla yakmasına sebep oluyor. Bu da az yakmanız konusunda kullanıcıların dikkat etmesi gereken bir diğer önemli bir konu. Arkadaşlar Chevrolet Impala aracımızın montajı devam ediyor. Montajdan sonra güzel bir ayar yapacağız ve aracı teslim edeceğiz. Sorularınız varsa lütfen videonun altına yazmayı unutmayalım. Paylaşımda bulunmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşünceye dek Allah'a ısmarladık.